Efendim herkese güzel bir salı günü olsun diyelim. Ve salı günüyle birlikte geçen hafta perşembeden başlattığımız bu Amerika'da 10 yıllıklar meselesini anlatma noktasındaki hedefimizi gerçekleştirmek için Burak hocamızdan da yardım isteyelim. Burak hocam yayına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi yayın yerinizi değiştirdiğinizi ben değil sadece izleyiciler de fark edecek. Ardından yorumlar gelmeye başlayacak. Ekranı büyütüp arkadaki kitaplara da bakacaklar. Oradan ne çıkar bilmiyorum. Ama ilk dikkati çeken bu size göre sol omzunuzun hemen arkasında duran boğa. Evet. Diyecek evet. ki Burak Hoca mesaj veriyor. Boğa piyasası falan filan diye. Bütün bunların hepsini öncelikle bir disclaimer'la belirtelim. Yapmış olduğumuz yer değişikliğinin zaman ve mekanın gerçek kişi ve yorumlarla bir alakası yoktur dedikten sonra tekrar hoş geldiniz. Nasıl hoş geçiyor bulduk. Günler? Önce onu soralım. İyidir. Bu yer değişikliği tamamen evdeki temizlikten dolayı benim atıldığım yerdir. Onu hemen söyleyeyim. Dolayısıyla bugün böyle bir durum var. Solumdaki boğada Manhattan'da gözüken, yani oraya gidenler yakından bileceklerdir. İşte orada New York borsasının hemen yan sokağındaki meşhur boğa. Bunun üzerinde onlarca insan olur. Fotoğraf bile çekemezsiniz. Bir özel amacı yok. Evet. Kadıköy'deki boğa gibi ya da Kadıköy boğası Serhat Akın'la bir alakası yok zaten bu konunun. Neyse konuyu çok futbola geçirmeyelim. Yoksa bu konu bitmez. Kapanmaz. Yani, biz Kadıköy'de pek boğa göremiyoruz ama bir Beşiktaş sonra neyse. Aleya Jacta Est. Oklar atıldı. Pardon, zarlar atıldı. Ok yaydan çıktı. Peki hocam, sustum konuşuyorum. Sustum konuşuyorum da ne demekse. Neyse, zaman az, çok fazla söyleyecek şey var. Bu getiri eğrisi kontrolü deniyor. Amerika'da faizler eğer yukarı giderse borsalar çok satış yiyebilir. Bunun perşembe günü bir provasını gördük. Onun için de ya Amerikan tahvili satın alarak ya da getiri eğrisinin, yani işte getiri eğrisini şöyle anlatıyoruz ya. Burada diyoruz faizler var, burada da vadeler var. O getiri eğrisini düzleştirmeye çalışacaktır Amerikan Merkez Bankası. Şimdi kahramandan rica edelim, sırayla bize şu getiri eğrilerini getirsin. 2019'dan beri başlıyor galiba. Evet, evet. Ben şunu istedim, yani sözünü böldüm, kusura bakma. Tabii lütfen siz devam edin. Kasım 2019'u alalım istedim. Çünkü neden? Kasım 2019 daha COVID'in falan dünyada konuşulduğu bir tarih değil. Aralık ayında ilk vakalar önemli olarak ortaya çıktı. Arkasından işte Amerika'da Ocak ayında görüldü falan. Ama neticede şimdi kahraman gösterecek bu Kasım 2019 getiri eğrisini. Bizim getiri eğrisi dediğimiz eğri, sen çok güzel açıkladın. İşte aşağıda vadeler var. Sol taraftaki sütunda da faiz oranları, çeşitli faiz oranları. Bunu ne olarak görüyoruz? İşte 1, 3, 5, 7, 10, 30 yıllık vadelerle Amerikan tahvillerinden bahsederek bir getiri eğrisi görüyoruz. Şimdi bu herkesin bizi seyrederken görmüş olduğu bu grafiğin üzerindeki getiri eğrisinin aşağı yukarı yatayda bir grafik, bir eğri olduğunu görüyoruz. Yani aslında yatay, dümdüz duruyor böyle diyebiliriz. Evet, hemen hemen öyle. Yani merkez bankaları aslında bunu isterler. Yani neden? Kısa dönemli getirilerle uzun dönemli getirilerin birbirine aşağı yukarı uzun dönem pozisyonlarında aynı seviyede olmasını arzu ederler. Bu neden? Sağlıklı bir ekonominin göstergesi. Neden? Yani enflasyon çok yükselmeyecek, faizler gitmeyecek diye, değil mi? Gitmeyecek. Yani denge. Sonuçta faiz ve enflasyon dengesi. Hani meşhur bizim faiz mi enflasyonu, enflasyon mu faizi hikayesinin dengesi burada. Şimdi sonra Ocak 2020, yani bir sonraki grafiğimiz geldiğinde, şimdi burada hafif hafif bozulmanın yavaş yavaş olduğunu görecekler. Bunu görüyorlar. Ne oluyor? Getiri eğrisinin bu sefer uzun bacağı, yani sağ tarafı uzun bacağında bir hafif, çok hafif de olsa bir bozulma ortaya çıkıyor ve çok hafif bir dikleşme var. Sonra Mart 2020'ye geldiğimizde aslında pandeminin tam da ortaya çıktığı bir dönem ve Amerika'da 18 Mart civarı tüm iş yerleri kapandı. Hatırlıyorsam yani yanlış hatırlamıyorsam Dünya Sağlık Örgütü de 18 Mart'ta herhalde tam olarak hatırladığım kadarıyla pandemi ilan etmişti. Dolayısıyla getiri eğrisinin burada bozulduğunu görebiliyoruz. Yani gene uzun dönemli faizlerin yukarıya doğru gittiğini, itildiğini görüyoruz. Şubat 2020 bir sonraki ve son grafiğimizde, getiri eğrisi grafiğimizde olay artık tamamen bozuk olarak gözüküyor ve 3 tane orada göreceğimiz çizgi var. Bir tanesi medyan nokta, bir tanesi üst nokta, bir tanesi alt nokta. Bunların arasındaki aralığında açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tamamen bir şu anda bozulmuş haliyle devam ediyor. Bu pandeminin etkisi. Bunu zaten gördük. Ama
bizim esas buradaki çekincemizi ortaya çıkaran olay nereden çıktı? İşte sen de acil bir yayın yapmışsın hemen o gece. Çok da güzel bir yayındı. Olay geçen hafta çarşamba, perşembe günü Amerika hazinesi bir ihale açtı. Bir tahvil ihalesi, 7 yıllık borçlanma senetleri. Ve bu ihaleye normalde beklenenin çok daha altında bir talep geldi. Ve bu talebin beklenenin altında olması piyasayı inanılmaz derecede tedirgin etti. 7 yıllık tahvil fiyatları yukarıya doğru yükseldi. Bu diğer tahvil fiyatları da yukarıya doğru tetikledi. Ve burada şöyle bir endişe ortaya çıktı. Faizler yükseldi hocam. Faizler. Tabii. Faizler yükseldi ve tahviller, özür dilerim, tahviller yukarıya doğru gitti. Fiyatlar değil tabii, tahviller yukarı gitti. Evet. Şimdi buradaki temel noktamız şu. Biz bunları incelerken aslında herkes şunu düşünebilir. Ya Amerikan ekonomisinde aylardır iyileşmeden bahsediyorsunuz. Evet, iyileşme fiyatlanıyor. Bu adamlar aşıda da çok iyi gidiyorlar. Zaten dünyadaki bütün aşılara ambargo koymuşlar. Herkes aşılanıyor. Günde işte 3-4 milyon, 5 milyon kişi aşılıyorlar. Çok büyük bir sayı. Evet, bu doğru. Diğer taraftan gelişen ülkelere baktığımızda İngiltere inanılmaz bir aşı hızına erişti. Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse 2 katına yükseldi. Onlarda da çok iyi gidiyor. Diğer gelişmiş ülke olarak veya gelişen ülke pozisyondaki Çin'de zaten durum hemen hemen vaka yok pozisyonunda. Bunlar iyimserlikler. Yani aslında Amerika ve İngiltere'nin bu kadar aşılamada iyi ve hızlı gidiyor olması çok çabuk bir iyileşme olabileceğinin fiyatlamasını da beraberinde getirdi. Peki güzel. O zaman madem ki bu fiyatlama, ekonomiler açılacak, her şey çok güzel. Endişe nereden kopuyor? Endişe şuradan kopuyor. Bu olayı başlatan kim? Tabii ki piyasalar. Yani sonuçta bu işin al satlarını yapan bir piyasa ortamı. Buradaki korku şundan kaynaklanıyor. Ya eğer bu Amerika beklendiğinden erken bu süreçten çıkarsa, o zaman Fed'in bu her ay vermiş olduğu 120 milyar dolarlık tahvil alım programını sürdürmesine gerek yok ki. O zaman bunu ortadan kaldırabilir veya önceden bu programdan çıkabilir diye düşündü herkes. Aslında böyle bir ima yok. Ama gene biz geçtiğimiz yayınlarda söylemiştim. Fed tutanaklarında buna yönelik belirli bir farklı görüş olabilecek çeşitli söylemler vardı. Yani beklendiğinden iyi gittiğine yönelik söylemler vardı. Piyasa korktu ve korkunca bunu fiyatladı. Dolayısıyla piyasa bunu korkup fiyatlayınca iki tane endeks ki biz bunları çok yakından takip ediyoruz. Birisi VIX endeksi, VIX dediğimiz bir endeks. Bu volatilite endeksinin kısaltılmışı VIA. Nedir bu? İşte hisse senedi piyasalarının 30 günlük süre içerisindeki oynaklık beklentisini gösteren bir endeks bu. Ve ilk defa 1993 yılında Chicago Mercantile Exchange, yani Chicago Board of Exchange diye denilebilir, Chicago Opsiyon Borsası tarafından oluşturulan bir endeks. S&P 500 endeksi üzerine yazılan opsiyonlardan elde edilen bir endeks. Şimdi bu neyi bize veriyor dediğimizde, şimdi bu günlük al-sat yapan traderların risk seviyeleri yükseldikçe korku endeksindeki almış oldukları bu opsiyonları piyasaya yansıtmalarını gösteriyor. Dolayısıyla bu bir korkuyu gösteren endeks. Dünyada da zaten bunun adı korku endeksi. Şimdi bu benim seçtiğim buradaki endekste bunun özellikle üzerindeki noktalara baktığımızda çok yükseldiğini gördük. Yani bu belirli bir yükseliş trendi içerisindeydi. Bir diğer endeks ki bu bence esas biz opsiyonlar üzerinden VIX'e bakıyoruz ama bir diğer bakmış olduğumuzda bu da şeyin Merrill Lynch'in daha önce yaptığı bir yatırım bankası volatilite beklenti endeksi, yani Merrill Lynch Option Volatility Expectation Index, MOVE endeks dediğimiz bir endeks. Bu da bir oynaklık beklenti endeksi. Bu da Amerikan hazine tahvillerinin 30 günlük süre içerisindeki oynaklığına ilişkin piyasa beklentisini yansıtıyor. Bizim esas baktığımız ve bakmamız gereken endeks bu. İşte ayın 26'sı 27'si zamanında endekse baktığımızda, yani herkes VIX'e baktı ama esas bakılması gereken burada Amerikan tahvillerine yönelik olarak MOVE endeksi, oradaki hareketinde en tepe noktaya çıktığını gördük. Ama pik yaptığını gördük. Cuma akşamı piyasalar bizde kapandıktan sonra hemen bu endekse gene baktım ve endeks yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlamıştı. Tekrar dün de Avrupa Merkez Bankası'ndan eğer bir faizlerde, tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareket olursa buna müdahale edileceği yönünde bir beklenti olduğunu ya da edilebileceğini söylediler. Bu da tam anlamıyla kırıldı ve tekrardan risk iştahı piyasalara geri döndü. O nedenle de işte hisse senetleri piyasalarında Türkiye'de artış, Amerika'da artış, gelişen ülke paralarına tekrardan bir giriş. En çok değer kaybedenlerden bir tanesi Türk lirasıydı. Türk lirasına bir giriş, satın alma ve 3-4 gün içindeki %5 civarındaki kaybın %2,5'luk kısmını
geri alan bir Türk lirasıyla karşılaştık. Çok konuştum ama özeti yok. Bu. Şimdi bir kere şunu söylememiz lazım. Yatırım yaparken az ya da çok herkes risk alır. Risk nedir? Kaybetme olasılığıdır. Bu kaybetme olasılığına karşı çok fazla risk almamak ya da riskini yönetmek için de bazı opsiyonlar sunulur yatırımcılara. Kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Opsiyon sunmak demek seçenek sunmak demektir. Bir şeyi alma riski, bir şeyi alma imkanı, bir şeyi satma imkanı. Yani ben belli bir fiyattan alırım şuraya gelirse, belli bir fiyattan satarım şuraya gibi opsiyonlar da alabilirsiniz. Bu opsiyonlar, kullandığınız bu seçimler ve bunlara sigorta diyelim, sigorta aldığınız sigortalar, eğer sigorta primleri böyle çok oynuyorsa ya demek ki alıcılar ve satıcılar arasında, piyasayı iyi bekleyenlerle kötü bekleyenler arasında bir farklılık oluşmaya başladı. Her iki tarafta farklı sert hareketler olabileceğini düşünüyor diye yorumlayabiliriz. İşte bu VIX endeksi de, Merrill Lynch'in bu opsiyon oynaklığı endeksi de önümüzdeki dönemde bu hareketliliklerin devam edebileceğini gösteriyor. Zaten hisse senetleri piyasası globalde yukarı giderken zorlanıyordu. Bizde zaten gidemiyordu, iki ileri bir geri. Tahvile para giriyordu bizde. Orada tahvilden para çıkıyor Amerika'da. Çünkü tahvil faizleri yukarı gidiyor diye. Bundan sonra dikkatli olmamız lazım. Türkiye'ye gelelim şimdi. Şimdi Türkiye'de de Merkez Bankası faizi arttırdıktan sonra Türk lirası işte 8'lerin üzerinden 7'lere geldi. 6,5-6,80 olur mu derken birden çok hızlı yukarı gittik. Demek ki politikanın Türkiye'de hareket alanı artık sınırlı. Ya reform yapacaksın ya da reform yapacağım deyip reformu eğer az yaparsan bundan olumsuz etkileneceksin gibi bir durumla karşı karşıyayız. Doğru muyum hocam buraya kadar? Doğru. Şimdi şöyle diyelim aslında belki daha net analiz edebilir herkes. Şimdi bizim hisse senetleri piyasalarımıza baktığımızda bankacılık hisseleri çok düşük kalmasına rağmen gitmiyor yukarıya. Yani neden? Evet. Çünkü yabancının aslında bizim ülkemize gelirken ilk satın aldığı ya da güçlü gördüğü alanlar yürümüyor. Demek ki yabancı gelmiyor. Yani bu çok net bir şekilde gözüküyor ya da elindekileri satıyor. Diğer taraftan baktığımızda gene bankacılık sektörü bu sene özellikle faiz arttırım süreciyle beraber beklenen karları veremeyecekler. Bu da ilk rakamlardan gözüküyor. Ama sanayi sektörü yürüyor. Yani sanayi sektörüne yönelik olarak da bir teveccüh var ve bu aradaki fark da genişliyor. Şimdi bütün bunlara bakarken Merkez Bankası'nı sadece aldığımızda Merkez Bankası elinden gelen tüm imkanları, politikaları mümkün olduğunca uygulayabildiği kadar uyguladı. Şimdi tek bir bacak yok bir ülkede politika anlamında. Yani sadece Merkez Bankası ile yürünebilecek bir yol yok. Buna evet. Maliye politikasının da katılması gerekiyor. Buna siyasetin de katılması gerekiyor. Şimdi biz para politikası yönüyle gidebileceğimiz yolun sonuna kadar geldik. Artık birkaç adımımız kaldı. Ama maliye politikası anlamında yani mesela işte dün akşam açılmalar açıklandı. Hangi şehirler açıklanıyor? Evet. İşte kırmızı olan şehirlerimiz var. Yani bu kırmızı olan şehirler demek ki bir müddet daha en az 2 hafta açılamayacaklar. Veya belki daha uzun açılamayacaklar. İşte maliye politikası buralarda devreye girerek doğrudan gelir desteği vererek bu gelir eşitsizliğini destekleyebilecek ya da harcamaları insanların arasındaki harcamaları ortadan farklılıkları ortadan kaldırabilecek politikalar üretmesi gerekiyor. Ya da biz bütün bu pandemi süresince evde kalan herkese belirli bir gelir desteği vermemiz gerekiyordu. Bunu yapmadık ya da çok kısıtlı yaptık. Şimdi işin bir tarafında da siyaset var. Yani siyaset de bu süreci desteklemek zorunda. Nasıl destekleyecek? İşte Türkiye'nin yıllardan beri yapmak zorunda olduğu birçok reform var. Yani bunlardan bir tanesi demokratikleşme paketi, bir tanesi yargı reformu. İşte ne kadar bunlar düzeltilebilecek bilemiyorum ama bir şekilde bunlar yapılmaya çalışılacak ya da yapılıyor. Şimdi bugün de açıklanıyor yargı paketi. Bunun piyasadaki etkisini göreceğiz. Bunlar gerçekten piyasa tarafından beklenenleri karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Ayrı konu. Ama bu üçlü bir ayak. Yani sac ayağı dediğimiz konu bir tarafta para politikası, bir tarafta maliye politikası, bir tarafta da siyaseten bunlara destek verecek politik ekonomik destekler. Bunlar olmadan bir yere gitmen mümkün olmuyor maalesef. Evet, bunu hep söylüyoruz. Piyasada da kamuoyunda da bu konuda çok fazla bir güven yok. O yüzden dolar TL'de bir geri dönüş olmuyor. Dolarizasyon geriye çevrilmiyor. Şimdi burada önümüzdeki risk esasında bir şekilde reform paketinin piyasayı ikna etmemesi. Çünkü az ya da çok ya buradan bir şey çıkar mı diye bir plase bekliyor olabilir insanlar. Bu da çıkmazsa, boş çıkarsa bu bir miktar olumsuz etkileyebilir. Bir de işte Amerika ile ilişkiler falan filan var ama şimdi ben bir adım ileri gideceğim. 18 Mart dediniz değil mi biraz önce? Evet.
18 Mart önemli bir tarih tabii. Tarihimizde de çok önemli de. 18 Benim Mart. Doğum günüm. Ben doğmuşum bir kere. Tamam. Çok güzel. Çanakkale'lik var mı efendim bir taraf? Yok yok, ben Çanakkale değilim ama tabii tarihimizin çok önemli bir zaman. Onun için yani bu zamana bizim zamanımızda herhalde doğarken böyle şimdiki gibi şu tarihte çocuğum doğsun diye sezaryen falan yoktu. Artık annemiz bizi o tarihte doğurabilmiş. Bu Allah tarafından bize bahşedilmiş bir tarihi, öyle diyorum ben. Evet, çok güzel tarih, çok enteresan. 18 Mart'ta da PPK toplantısı var yanılmıyorsam. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın çok yapacağı bir şey yok. Atilla Yeşil'e de diyor ki aman ne olur faiz falan arttırmayın. Zaten ekonomi çok kötüye gidiyor. Yani esnaf, işçi falan çok kötü durumda. Faiz falan arttırmayın diyor. Ama hani bir küçük faiz arttırımı sembolik falan olur mu, işe yarar mı falan filan, ama şimdi ben eğer maliye politikasıyla desteklenecekse gelecek hafta inşallah. Hani tasarruf tarafıyla ilgili yani inanmak istiyoruz. Öyle bir umuda sarılmak istiyoruz. Tasarruf tarafıyla ilgili diyelim iyi bir şey geldi, reform paketi geldi. Ama bu başlı başına yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Merkez Bankası da mesela ya sembolik bir faiz artışı ya da mesela bir dövizden TL'ye geçmek için bir süper bono ihracı gibi bir şey. Olabilir mi sizce? Olmalı mı? Ne dersiniz? Bunu mesela bir danışman olarak size sorsalar ne dersiniz bu konuda? Yok, hayır, ben böyle bir şeyin uygun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu zamanla güven arttırıcı önlemlerle, doğal yollarla olabilecek olan bir şey. Biz yapay yollarla faizi indirdiğimizde başımıza neler geldiğini gördük. Evet. Yani 1.8'lik bir büyüme gerçekleştirdi Türkiye ama neleri feda etti? Bir tane Hazine Maliye Bakanı feda etti, bir tane Merkez Bankası Başkanı feda etti, bir tane TÜİK Başkanı feda etti. Bunun haricinde işte harcanan paralar var falan. Yani sonuç itibariyle biz 1.8 büyüdük ama bunların hepsi de bu dönemin politikaları sonucunda ortaya çıkan bir sürü araz bırakan unsurlar oldu. Şimdi geldiğimiz noktada böyle süper bono falan Türkiye için bence çok fantazi gibi bir şey görüyorum. Ama zaman içerisinde ekonomiye duyulabilecek olan güvenle bu dolardan TL'ye dönmek olabilir. Hep dediğim, geçen hafta da söyledim, yanlış bir analiz yapılıyor. Yani deniyor ki veya şöyle düşünülüyor. Ya insanların elinlerinde dolar var. Bunlar işte Türk lirası varlıklar değerlenince ve bu varlıklardaki faiz oranı örneğin artınca dönerler. Hayır, o Türk insanı elindeki dolar mevduatı servet koruma aracı olarak tutuyor. Bu çok net. Yani bu neden dönmez? Hayır canım, enflasyon düşmeden ve kalıcı olarak bir dolarda bir kalıcı unsur görmeden dönmez. Mesela şunu gördü herkes, dönmemeleri için sebeplerden bir tanesi 6.98'ler, 6.97'leri gördü dolar. Bir anda 7.40'lara, 45'lere çıktı. Şimdi oralardan alanlar müthiş paralar kazandılar. Dolayısıyla kim döner ki şu anda? Yani dönmez. Herkes bir ne olacağını görmek istiyor. Artı 2 sene sonra seçimler var. Yani o seçim sürecinin nasıl olabileceğini tahmin edemiyoruz. Yani bu politikalar, söylemler çok güzel ama acaba kemer sıkma politikası devam eder mi seçim döneminde? Bence etmez. Yani hiçbir hükümet seçime giderken kemer sıkmaz. Dolayısıyla bu çok doğal bir kanun. Onun için bu etmeyecektir. Ben bunun bir güvenle alakalı unsur olduğunu düşünüyorum. Böyle süper bono falan, bunlara sadece çok ciddi bir şekilde rantiye kesimi kalkındıran bir yaklaşım olur bu. Peki. Efendim biz bu yayını çekiyoruz saat 15.23 itibariyle. Dolar TL 7.32'de. Borsada çok hafif bir yükseliş var. Hisse senetleri piyasasında 1530'larda. Hocamın söylediği gibi bankacılık sektörü bir türlü gidemiyor. Sanayinin de çok gidecek yeri kalmamış gibi gözüküyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda siz de o zaman yani önümüzdeki dönemde reform dışında gerçekten mali politikalarla bir enflasyonu düşürücü adım atılmadıkça dolar TL'nin aşağı gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum hocam? Doğru. Yani kalıcı bir iyileşme sağlanması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim, yani büyümeyle ilgili içimde kalmasın. Şöyle bir baktım, 1.8 açıklanınca 2018, 2019, 2020 büyümesini toplayıp 3'e böldüğüm zaman 1.76'lık büyüme elde etmişiz. Yani biz 3 sene ortalamasında 1.8. Bizim ortalama büyümemiz artık 4 falan değil. Yani Türkiye'nin potansiyeli öyle 4'ler büyüyecek falan potansiyelde değil. Biz 2 büyümelerle gidiyoruz çok uzun zamandır ve bunu bizim geliştirebilecek olan politikalar üretmemiz gerekiyor. Onun için bunlar çok uzun dönemli planlamaları getiren unsurlar ve bunlara sadık kalmayı getiren unsurlar.
Bunu yapmak ne kadar gerçekçi olabilecek ya da ne kadar bunu beklemeliyiz onu bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi önümüzdeki en büyük belirsizliklerden bir tanesi, politikalar anlamında söylüyorum, siyaset anlamında değil, bir seçim dönemi olacak ister istemez. 2023'teki seçimler demek, 2023'ün başından hatta 3-4 ay öncesinden bu seçim sürecine Türkiye'nin girmesi demektir. Onun için bu politikalar, hem maliye politikası hem de para politikası ne kadar benimsenebilir ya da ne kadar yürütülebilir? Benim tek endişem bu. Evet. Dolayısıyla eğer seçimler zamanında yapılacaksa şu anda çok güçlü bir maliye ve para politikasıyla en azından ekonomiyi çok boğmadan ama tasarruf tarafında bir şeyler yapılarak ya evet. da yanlış harcamalardan vazgeçilerek bir iyileşme çok hızlı sağlanabilir esasında. Benim orada umudum var. Ama yine genişleyici politikalarla devam edersek elin yabancısını zengin etmekten öteye gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta diliyorum haftanın kalanında.